Merhaba dostlarım. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay Araç nasıl vurdurulur? Yani iterek araç nasıl çalıştırılır? Malum kış ayları geldi. Bu soru sıklıkla soruldu. Hani en basit şekilde bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar aracımıza biniyoruz. Yani arkada aracı itenler olduğunu varsayıyorum. Aracımıza bindik. Vitesimiz boşta. İlk önce kontağımızı açıyoruz arkadaşlar. Kontağı açtık. Daha sonrasında ayağımızla debriyaja basıyoruz. Ve aracımızın vitesini ikiye alıyoruz. Daha sonrasında arkadan ittiriyorlar arkadaşlar. Bu ittirirken araç viteste, ikinci viteste, ayağınız debriyajda ve kontak açık. Bu şekilde ittiriyorlar arkadan arkadan ittirme belli bir hıza ulaştığında yani şöyle anlayabilirsiniz artık arkadan itenlerin itecek gücü kalmadığında diyebiliriz. Yani bu itme hızıyla alakalı. O ara debriyajı bırakıyorsunuz başka bir şey yapmıyorsunuz. Debriyajı bıraktığınız gibi araç eğer ki e, vurdurarak çalıştırılabilecekse debriyajı bıraktığınız gibi araç böyle bir silkelenecek. Silkelendikten sonra çalışacaktır. Çalışır çalışmaz hemen debriyaja bas, Basıp gaza basıyorsunuz. Yani aracın stop etmesini engelliyorsunuz. Daha sonrasında araç çalıştıktan sonra vitesi boşa alıp ee, sadece aracı rolentede çalıştırabilirsiniz veya gidebilirsiniz. Orası size kalmış. Bu şekilde aracı vurdurarak çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. O, olay oldukça basit. Kontağı aç. Debriyaja bas. Vitesi ikiye al. Ayağın debriyajdayken arkadan itsinler. Araç belli hıza ulaştığı zaman debriyajdan ayağını çek. Bu şekilde e, araç vurdurarak araç vurdurulur yani ittirerek çalıştırılır arkadaşlar. Olay oldukça basittir. Bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Yine kafanıza takılan bir şey olursa yorum kısmından yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım.